Kendi kapı açıldı. Çok sayıda Amerikan askeri kapıyı tekmeleyerek içeriye daldı ve silah çektiler. Etraftaki insanları tekmelediler. Dayak attılar, yumrukladılar. Yüzlerine tükürdüler ve küfrettiler. İngiliz vatandaşı Michael Tut kaybolan kızını arıyordu. Olayın geçtiği yerin çok yakınlarındaydı. Amerikan askerleri bu yabancının Türk olduğunu düşündü. Onu da tutukladılar. Tut, Süleymaniye'de yaşadıklarını kitap haline getirdi. Kitabın sayfaları arasında dolaştıkça, Amerikan askerlerinin Türk askerlerine olan nefreti gün yüzüne çıkıyor. Adamlar su istiyor. Aniden saldırıyorlar. Yanımızdaki askerler kafalara vuruyorlar ve bağırıyorlar. Göğsümü tekmeliyorlar ve diğer bedenlerin üzerine sırt üstü devriliyorum. Canlılar mı yoksa ölüler mi? Amerikalılardan ve esirlerden haykırışlar yükseliyor. Benimle birlikte diğerlerine de vurduklarından ve tekmelediklerinden eminim. Bunlar neden dolayı? Bu kelepçedir. Amerikan askerleri içeriye geldiler. Hepimizi, elimizi bağladılar. Başımıza çuval geçirdiler. Bizi buradan götürdüler Kerkük'e. Kerkük'te neler yaptılar size? Vallahi her türlü psikoloji işkenceler. Neler yaptılar? Yani canımızı arıyordular, kafamıza çalırdılar. Vururdular yani. Vururdular evet. Ne yazık ki üzerimize Taliban ve benzeri teröristlerin yakalandığı kıyafetlerin aynısından giydirip kafamıza çuvalları geçirdikten sonra kamyonla apar topar üst üste oturma izni verilmeden içeriye atıldık üst üste. Just isn't true, and it'd be a shame if people walked out thinking it. Just a minute. Now, why do I say it's wrong? Türk askerine duydukları bu nefretin bir nedeni var. Bunu dönemin Amerikan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in çuval olayından hemen sonra Başbakan Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuptan öğreniyoruz. Askeri güçlerimiz harekete geçti. Çünkü gözaltına alınanlardan bazılarının Kuzey Irak'taki koalisyon faaliyetlerine karşı komplo içinde olduğuna dair bilgilerimiz var. Fabrikalarımızı ülkemizi işgale gelen kim olursa olsun bu torba kafasına geçecektir. Amerika'nın çuval saldırısı halkta büyük bir tepkiye neden olmuştu. Zaten var olan Amerikan karşıtlığı
zirveye çıkmıştı. 11 Türk askeri Amerikalılar tarafından gözaltına alındı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda bir vatandaş olarak? Düşünmemiz herhalde, yani ne düşünebiliriz ki? İyi bir şey düşünmememiz gerekir değil mi? Niçin böyle bir şey yapıyorlar Türk askerine karşı sizce Amerikalılar? Herhalde iyi arkadaş olamadılar savaşta, onun için. Evet. Ve isteklerine tam cevap veremediler, onun için. Belki Irak'a yardımcı olduklarımız için bize gıcıkları vardır. Ne bileyim, belki bir... Ya bize ters gidiyorlar, anlıyor musunuz? Biz Irak'a yardım ettiğimiz için böyle yapıyorlar bence. Biz vatanımızı savunuyoruz. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Ama görülmektedir ki Türkiye aynen Irak gibi ve hedef alınan İran gibi, Suriye gibi ve hatta onlardan daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin düşman listesindedir. Türkiye'deki 11 en yüksek düzeydeki Amerikan subayının derhal tutuklanmasını talep ediyoruz. Yalnızca sokak değil, kışlalar da hareketlenmişti. Teröre karşı cephede savaşan subaylar etkili bir karşılık verilmesini istiyordu. Saldırıdan 2 gün sonra, 5 Temmuz sabahı, Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı'nın makam odası. Üst rütbeli bir komutan toplantıya katılan subaylara Süleymaniye'de olanları anlattı. Subayların gözleri dolmuş, sinirleri gerilmişti. Neler yapılabileceği üzerine düşünmeye başladılar. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na vekalet eden Albay Atilla Uğur, aklına gelen çözümü hemen arkadaşlarıyla paylaştı. Gerisini Silivri cezaevinde yatan Albay Atilla Uğur'dan dinleyelim. 5 Temmuz 2003 sabahı Cumartesi görevli teşkilatımızın 2. komutanının makamında toplanmıştık. Komutan son derece gergin ve sessizlerinden üzüntüden titreyerek elindeki mesajı okudu. Amerikan askerleri piyon olarak kullandıkları peşmerge bozuntularıyla beraber Irak'ın kuzeyinde görev yapan hepsinde kahraman olan subayı ve subaylarımızı oyuna getirmişlerdi. Süleymaniye valisine sözde suikast yapacaklarını haber aldık bahanesiyle gözaltına almışlar. Üstüne üstlük kafalarına da çuval geçirerek teşhir etmişlerdi. Odada bulunan herkes kızgınlık ve üzüntüden kasılmıştı. Ne yapılabilir diye düşünürken aklıma geldi. Komutanım dedim, yukarının hemen onayını alalım. Ben personelimle birlikte güvercinlikten helikoptere binip Adana'ya gideyim. Bugün cumartesi olduğu için incelikte görevli Amerikan subayı ve subayları mutlaka çarşıdadırlar. Bunlardan bazılarını gözaltına alıp kafalarına çuval geçirip medyaya çağıralım. Adana valisine suikast hazırlığında oldukları ihbar edildi. Bu yüzden gözaltına aldık diye bütün dünyaya açıklama yapalım. İnanın komutanım, hem kahramanlarımızı serbest bırakırlar hem de bizden özür dilerler. Bana göre bu tür durumlarda anında ve haklı olarak yapılan misilleme dünyanın bize daha çok saygı duymasını sağlar dedim. Komutanımız gülümsedi. Genelkurmay buna asla izin vermez dedi. Mustafa Kemal'in izinden gitmeye yemin etmiş bir Türk subayı olarak. Bunu asla sindiremedim. O çuval hala ordumuzun ve milletimizin başında maalesef durmaktadır. Hele bu hadisenin hemen sonrasında dönemin Genelkurmay Başkanı ve Başbakanının konuyu geçiştirmeye yönelik yaptıkları açıklamalar milletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hafızalarından asla silinmeyecektir. Bu çuval rezilliğinin hesabı yapanlardan, seyirci olanlardan ve hatta sessiz kalanlardan mutlaka sorulacaktır. Toplantıdaki üst rütbeli komutan önce tebessüm etti, ardından aslında doğru söylüyorsun ama Genelkurmay'ın buna izin vereceğini hiç sanmıyorum dedi. Komutan doğru söylemişti. İki ülke silahlı kuvvetleri arasında var olan kardeşliği boyutundaki ilişkileri... Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Süleymaniye'de baskına uğrayan askerlerimize karşılık vermeyin talimatı vermişti. Tabii biliyorum ki ulusça çok üzüldük. Ama böyle bir olay oldu, üst üste oldu diye ne paniğe kapılmaya gerek var ne de çok büyük telaş etmeye gerek var. Başbakan Tayyip Erdoğan ise gazetecilerin Amerika'ya nota verilecek mi sorusuna... Nota vermek müzik notası vermeye benzemez. Öyle her istediğiniz zaman nota veremezsiniz karşılığını vermişti. Amerika'nın da
burada tabii atması gereken bazı adımlar var. Yani bu adımlar yerine gelmediği sürece Türkiye'de bizim bu havayı yumuşatmamız da zor. Türk subaylarının çuval olayına tepkisi okyanus ötesine kadar ulaşmıştı. Dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon, Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Olayı duyar duymaz ziyaretini yarıda kesti ve Türkiye'ye döndü. Bugün Türkiye, Lozan'ın intikamını, rövanşını almak isteyen Batı'nın dış kaynaklı saldırısıyla karşı karşıyadır. 1992 yılından günümüze kadar Avrupa Parlamentosu'nda alınan tüm kararları alt alta getiriniz, Sevr'e karşısına getirip koyalım. Bütünüyle Sevr'in hükümleri küçük parçalar halinde taksit taksit monte edilmektedir. Paşam geçmiş olsun. Bu Türk komutanı Silivri ve Hastal'da yatan diğer birçok komutan gibi Amerikan dayatmalarına boyun eğmemiş, dik durmuştu. Ankara polisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcının talimatıyla sabah saat 07'de harekete geçti ve eş zamanlı olarak aynı anda 4 ismin yani emekli orgeneral Şener Er Uygur, emekli orgeneral Hurşit Tolon, ATO Başkanı Sinan Aygün ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay'ın evlerine aynı anda eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri hangi sınırın dışına çıkmıştı? Gazeteci Hasan Bögün, Türk ordusuyla ilgili Batı basınında çıkan değerlendirmeleri araştırdı. Bögün'ün ulaştığı sonuçlar, Süleymaniye'de yaşananları anlamamızı sağlıyor. Ben Türk komandosuyum! Her yerde ben varım! Her yerde ben varım! Türk ordusu hizadan çıktı. Türkiye'yi kayıp mı ediyoruz? Amerika-Türkiye balayı dönemi sona ermiştir. Türkiye haddini aştı. Savaş başladı. Irak'a yönelik Amerikan harekatının ilk aşaması, yani savaşın başlaması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'un verdiği sürenin bitmesinin hemen üzerinden 75 dakika geçmesinin ardından Türkiye saatiyle 4.31'de başladı. ...1991 yılı. Irak'a saldıran Amerika Birleşik Devletleri, savaşın sonunda 36. paraleli sınır olarak belirledi. Bu bölgede uçuşu yasakladı ve denetim için İncirli'ye çekiç gücü yerleştirdi. Böylece kukla devletin temelleri atılmış oldu. Eğer bir terör örgütü komşu ülkelerden birinde kendisine bir güvenli bölge sağlamışsa, ki PKK terör örgütü için bildiğiniz gibi güvenli bölge Irak'ın kuzeyinde. Evet. Komşu bir ülkede esas gücünü bulunduruyor. Orada eğitiyor. Gerektiği zaman yurt dışında gerek terör eylemlerinde bulunuyor ve tekrar bu güvenli bölgelere gidiyor. Şimdi bu güvenli bölgeler çok önemli bir konu. Hatta güvenli bölgeler de genelde ikiye ayrılıyor. Bir, gönüllü güvenli bölgeler, gönülsüz güvenli bölgeler. Gönüllü güvenli bölgeler dediğimiz zaman güvenli bölgeleri sağlayan otorite, devlet, her neyse aynı zamanda terör örgütüne destek de veriyor. Gazeteci Güneri Civaoğlu'nun bu dönemde yaşadığı bir olay yakın gelecekte yaşayacaklarımıza da ışık tutuyor. Civaoğlu tanık olduklarını 22 Haziran 2010 tarihli köşe yazısında şöyle aktarıyor. Birinci Körfez Savaşı sırasında Suudi Arabistan'daydım. ABD kumanda merkezi olarak kullanılan otelin bir odasında dinlediklerim dehşet verici. Amerikalı yarbay duvardaki harita üzerinde Türkiye'nin güneydoğusunu ve Kuzey Irak'ı işaret ediyordu. Avucunu o coğrafyada dolaştırırken şöyle diyor. Savaş bitecek. Amerika Irak'tan çıkacak. Giderken silahlarının büyük bölümünü bırakacak. Bunlar içinde ağır silahlar, roketler de olacak. Yöredeki Kürtler de bu silahları alacaklar ve Türkiye'ye karşı kullanacaklar.
Gelişmeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi tarafından dikkatle takip ediliyordu. İncirlik'ten kalkan çekiç güç uçaklarının PKK'ya malzeme attığı tespit edilmişti. İki tane Irak Savaşı'nda bütün silahlar, milahlar falan filan PKK'ya kaydı yani. Dolayısıyla güçlendiler yani. Ayrıca dünya ülkeleri, Avrupa ülkeleri efendim her türlü malzeme, ordinatın malzemesi, muhabere malzemesi, silah, mayın dahil olmak üzere yardım yapıyorlar. Kandil'de ben 3 tane zırhlı araba gördüm. Zırhlı arabalar Amerika'ya aittiler. 100 adet, her sandıkta 100 adet M16 falan gördüm. Komuta kademesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi bölmeyi amaçladığını görmeye başlamıştı. Biz istiyoruz ki terörü susturalım. Ondan sonra oradaki insanlarımızla, Güneydoğu'da yaşayan Kürt kökenli insanlarımızla barış yapalım. Gelişmişlik farklılığını kaldıralım. Refahı hem burada hem orada egemen kılalım. Daha demokrat olalım. Bunları istiyor muyuz biz? Evet. Mehmet Ali Bey, Amerika Birleşik Devletleri bunu istemiyor. Şimdi biz nasıl, şimdi biz sizle ortak olacağız. Sizin hedefiniz, benim hedefim farklı olacak. Hedeflerimiz farklıysa biz ortak olamayız. Bizim sorunumuz bu. İkide bir stratejik müttefiktir gidiyor. Değil bizim stratejik müttefikimiz. 11 kilometre neresinde dediniz? Doğu Sınır'da yaşandı. Tarihtari dağlar güzelliği 8 tepelerden kazandı. Tam kolumda gösterdiğimiz istikamet kuzey. 1995 yılının Mart ayı. Türk Silahlı Kuvvetleri, çekiç gücün yani Amerika'nın kontrolündeki Irak'ın kuzeyine büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun adı Çelik. Bu, Gladio tarafından şehit edilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in planıydı. Orgeneral Bitlis, Irak'taki Saddam Hüseyin yönetimi ve bölgedeki Kürt gruplarıyla birlikte hareket ediyordu. Barzani ve Talebani Irak Merkezi Hükümeti ile anlaşmaya ve Irak'ın toprak bütünlüğü temelinde çalışmaya yönlendiriyordu. Amerikan planlarını engellemeye yönelik eylemler içindeydi. Eşref Paşa Amerikalıların PKK'ya yardım ettiğini biliyordu. İncirlik'teki Amerikan askerlerinin kullandığı gıda torbalarının bu kamplarda bulunduğunu kendisi söylemişti. Kendisinden duydum. İşte bugün yaşanan kavga, Kuzey Irak'ta yaşanan kavga, yıllık geliri 16 milyar dolar olan Musul ve Kerkük petrollerine Batı şirketlerinin egemen olma kapasitesi. Orgeneral Bitlis, Amerika ile PKK arasındaki ilişkiyi araştıran gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilmesinden 24 gün sonra öldürüldü. Orgeneral Bitlis'in uçağına sabotaj yapılmıştı. Eşref Bitlis, Amerika'nın Irak'ın kuzeyinde bir kukla devlet kurmasına hayır demiştir, bu nedenle öldürülmüştür. Uğur Mumcu bunun kalemiyle adıdır. Eşref Bitlis de bunun Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki önderidir. Orgeneral Eşref Bitlis'in planı Ağustos 1996'da yeniden devreye sokuldu. Türk ordusu kuzeyden, Saddam Hüseyin ve Barzani kuvvetleri güneyden PKK'ya karşı yeni bir operasyon düzenledi. Türk ordusu, Amerika'nın devirmeye çalıştığı Saddam Hüseyin'le işbirliği yapmıştı.
Savaş, Amerika ve onun silahlandırdığı kuvvetlerin bozgunluğuyla sonuçlandı. Amerika Birleşik Devletleri, çekiç gücün kara unsurlarıyla bölgede devşirdiği 7500 kadar peşmergeyi tam 10.700 kilometre uzağa, Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Guam Adası'na kaçırmak zorunda kaldı. Amerikan kaynakları gelişmeleri Vietnam Savaşı'ndan sonraki en büyük yenilgi olarak yorumladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ne zaman Amerika'nın Türkiye'yi bölmesine karşı bir eylem içine girse dinsel, mezhepsel veya ırkçı kışkırtmalar yaşandı. ...1993 yılında Sivas'ta 35 aydının yakılması, gazi olayları, kent merkezlerindeki ayaklanma provaları bunun en çarpıcı örnekleri. Reklam orada da. 1995 yılının Mart ayında Irak'ın kuzeyine yapılacak olan Çelik Harekatı'nın hazırlıkları sürerken İstanbul'un Gazi Mahallesi'nde tipik bir gladyo tertibi sahnelendi. Sınır ötesi operasyon aslında 10 Mart'ta yapılacaktı. Gazi kışkırtması operasyonu 10 gün geciktirdi ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını zayıflatamadı. Bu tertip Sivas'ın bir devamı. Bu Türkiye'yi Bosna Hersek yapmak isteyen güçlerin bir tezgahıdır. Daha piyon, daha işbirlikçi güçlerden biz kafamızı çevirip bu dünya çapında yeni dünya düzeni, globalleşmenin bir parçası olduğunu, Türkiye'yi mezhep kavgaları ve milliyet kavgaları içinde ülkemizi zayıflatmak, halkımızı bölmek isteyen güçlerin planlanmış bir tertip olduğunu aklımızdan kaçırmamamız lazım. Çoğunlukla Alevi yurttaşların bulunduğu 3 kahvehane aynı dakikalarda tarandı. 2 Alevi yurttaş hayatını kaybedince olaylar büyüdü, Ümraniye ilçesine sıçradı. Olayların büyümesinde polis büyük rol oynadı. Askerse polisin kışkırtıcı tutumunu önlemek için araya girdi. Polis şiddetinin önüne geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatını durdurmaya amaçlayan bu kışkırtma, askerin bölgedeki sağduyulu müdahalesiyle yatıştırıldı. ...90'lı yılların ilk yarısı ard arda işlenen cinayetler ve tertiplerle geçti. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997'de Amerika'nın iç cephedeki kuvvetlerine karşı bir dizi karar aldı. İrtica'nın Batı destekli olduğu vurgulandı ve gerekirse silahla bastırma kararlılığı açıklandı. Artık ırkçı milliyetçilik de tehdit kapsamındaydı. Amerikancı 12 Eylül darbesinin önüne açtığı Türk İslam sentezi hedef tahtasına konulmuştu.
Aynı yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gladio'ya karşı eylemli cephe aldığı dönem oldu. 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sıra dışı bir olay meydana geldi. İç cephedeki Amerikan kuvvetleri Susurluk'ta kamyona çarpmıştı. Gladio'ya karşı büyük bir halk hareketi başlamıştı. Dünya Bankası IMF destekliği alanları var. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Devlet çete kurmaz. Devlet işkence yapmaz. Devlet adam kaçırmaz. Yalanlarım var, dolanlarım var. Bunlara inanan koyunlarım var. Aklıma çarptı bir vatansever. Kuzey Irak ve PKK bağlantılı olaylarda palazlanan özel savaş çetelerinin Amerikan bağlantıları ortaya dökülüyordu. Amerika kuvvetleriyle Türkiye kuvvetleri arasında bir mücadeledir bu. Karşı tarafta Amerika'nın kuvayı inzibatiyesi, yani Amerikan inzibat kuvvetleri bulunuyor. Bu tarafta, bizim tarafta Mustafa Kemal'lerin, Nazım Hikmet'lerin kuvayı milliyesi bulunuyor. Ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar bunun masrafını karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında dediler. Türkiye 1952 yılında NATO'ya girmiş, Batı İttifakı'nın parçası olmuştu. NATO'nun ön şartlarından biri komünizmin yayılmasını önlemek için Gladio'nun örgütlenmesiydi. Bu bir örtüydü. Asıl amaç NATO üyelerinin kontrol dışına çıkmasını önlemekti. Sizi NATO'ya alabilmemiz için Süper NATO örgütünü, ki Türkiye'deki adı bunun Kontur Gerilla örgütünü kuracaksınız. Bu gizli yapılanmanın en büyük eylemi 12 Eylül darbesinin zeminini hazırlamak oldu. 12 Eylül öncesi 5300 kişi ölmüş. 822 bin silah yakalanmış. 822 bin silahın 10'da 9'u NATO kaynaklı. Devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Ertesi gün Washington'a bir rahatlama havası hakimdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi. ...12 Eylül darbesinde binlerce devrimci cezaevlerine atıldı, 2000'in üzerinde Atatürkçü subay ordudan tasfiye edildi. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. Türkiye bu darbeyle Amerika'nın ılımlı İslam stratejisine uyumlu hale getirilmişti. Hepimiz bir Allah'a inanıyoruz. Bir peygamberimiz var. Aynı Kur'an'ı kullanıyoruz. Aynı Kur'an'ın sureleriyle namaz kılıyoruz. Kenan Evren dönemi. Aydınlar gece yarısı evlerinden alınıyor kitaplarıyla, plaklarıyla beraber. Gençler evlerinden alınıyor kitaplarıyla, işçiler, memurlar. Yani sol, yurtsever, demokrat kim varsa vatan haini diye gözaltına alınırken Fethullah Hoca'ya dokunulmaz. Güvenlik mahkemesindeki ifademde de arz ettim. Mesela ben validenin yanındaydım gece. Oradan ayrıldım, oraya gelmişler. Oradaki böyle bir okul olacak bir binaya gittim ben gündüz. Ben oraya gittiğimde beni almak için gelenler oradan ayrılmışlar. Ben bir başka yere uğradım. Oraya gelmiş, oradan da gitmişler. Buna isterseniz rastlantı dersiniz. Bana göre de bir himaye. Anarşi daha çok ilim yuvalarında kaynaklandı. Hala sokaklarda bir şey arayanlar. Daha çok elinde kitabı, kalemi, defteri olanlar.
sokakları saran, nizamlara karşı gelen, devlet tanımayan, ilmin bağrında yetişenlerdi. Mayasız ilim, Allahsız ilim, peygambersiz ilim, kitapsız ilim, ukravisiz ilim. ...12 Eylül'ün yarattığı Fethullah Gülen örgütlenmesi, bugün Cumhuriyet'in surlarını açtı ve çok önemli kalelerini ele geçirdi. Yavaş yavaş, aheste aheste bir gün ufka ulaştığınızı görecek ve duyacaksınız. Özellikle 1990'lı yıllardan sonra Türkiye'ye karşı yürütülen operasyonlarda Fethullah Gülen örgütlenmesi önemli rol oynadı. Poşet elinde. Elimde, sol elimde. Sol elinde. Evet. Orada 3 tane genç gördüm. Ben böyle onların gitmesini bekledim, yaralanmasınlar diye. O zamanki Trabzon Emniyet Müdürü Fethullah Sicilli Ramazan Akyürek tarafından kurulmuş olan haber elemanları ekibi bir haber elemanı ekibi değil, bir operasyon timidir. Trabzon'daki Rahip Santaro cinayeti, McDonald's'ın bombalanması, Danıştay yargıçlarına saldırı, Hrant Dink'in katledilmesi ve Malatya Zirve Yayınevi cinayetlerinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğini yaptığı Nizam-ı Alem Ocağı üyelerinin parmağı tespit edildi. Yasin, başka bir hedefin var mıydı? Başka bir yere bomba koyacak mıydın? Yakında göreceksiniz. Yasin, büyük ifasına bilgin var mı? Hrant Dink'in suikasti sanıklarından Yasin Hayal'in dünkü duruşmada yine Muhsin Yazıcıoğlu'na selam gönderiyorum. Büyük Birlik Partisi iktidara gelene kadar bu kervan yürümeye devam edecek şeklindeki sözleri sanıklarla Büyük Birlik Partisi arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme getirdi. Samsun'da jandarma getiriyor emniyette. O gün Samast'ı sorguya çektikten sonra emniyete teslim ediyor. Orada kurulan mizansen Türk bayrakları. O yazıyı hatta şöyle tam kafasının üstüne denk getirebilirsiniz arkadaşlar. Geliyor zaten. Vatan toplarını tutarlıyor. Böyle daha iyi. Bu da Fethullahçıları ele verdi. Çünkü Hrant Dink vurulacak, suçlu kim ilan edilecek? Türk milleti, Türk vatanseverliği, Türk bayrağı. Bu bayrak altında bütün cinayetler işlendi diyor. Amerika'nın psikolojik savaşı. Amerikalılar ölecek. Amerikalılar ölüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 1996 yılında hazırladığı ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'a sunduğu Susurluk raporunda Fethullah Gülen'in Muhsin Yazıcıoğlu'na maddi ve manevi destek verdiği belirtiliyor. O raporda Fethullah Gülen'in Susurluk'ta ortaya çıkan Çiller Özel Örgütü'nün, daha doğrusu illegal Başbakanlık İstihbarat Dairesi'nin 59 mensubundan biri olduğu belirtiliyordu. Ergenekon davası sanıklarından avukat Nusret Senem, Fethullah Gülen örgütlenmesiyle Susurluk'ta ortaya çıkan Gladio arasındaki bağları ortaya çıkartacak belgelere ulaştı ve bu belgeleri kitaplaştırdı. Özellikle Osman Ak'ın değerlendirmesi çok önemli. Bu örgütün illegal olduğunu ve silahlı olduğunu belirtiyor. Silahlı olmasını da şuna bağlıyor. Polis içerisindeki yapılanması illegaldır ve örgütün silahlı kolunu oluşturur demektedir. Çiller 1993'ten itibaren işte polis içine yerleştirilen ve polis akademisinde yetiştirilen, ışık evlerinden gelmiş orada yetiştirilen kadroları değerleyerek Çiller özel örgütün içerisine yerleştiriyor. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, ardından Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun genelkurmay başkanlıkları, Türkiye'nin Amerika'ya karşı mevzi kazandığı dönem oldu. Bunlardan en önemlisi, Özel Harp Dairesi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dönüştürülmesi oldu. Özel Harp Dairesi, NATO'nun Soğuk Savaş döneminin anlayışına uygun olarak örgütlenmişti. Komünizmin yayılmasına karşı kontr gerilla faaliyetlerini örgütleyen Amerikancı bir yeraltı örgütlenmesiydi. Oysa Özel Kuvvetler Komutanlığı, PKK'ya karşı oluşturulmuş milli bir yapılanmaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Batı'nın ürettiği tehdit algılamasından kurtulmuş, milli tehdit algılamasına göre örgütlenmeye başlamıştı. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı döneminde
Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki Amerikalı danışman ve uzmanlar uzaklaştırıldı. PKK'ya karşı yapılan planlamaların Amerika'dan gizli tutulması amaçlanıyordu. O dönem Amerika'da CIA şapkayı önüne koydu. Pentagon, CIA. Biz şimdi ne yapalım Türkiye'de? Dediler ki bu Türk ordusu hizadan çıktı, bizim kontrolümüzden çıktı. Bunlara karşı ne yapacağız? Bir sürü şey düşündüler. Şimdi Ergenekon fikri buradan çıktı. Kiminin gizli örgüt, kiminin derin devlet adını verdiği Gladio'nun yaşam alanı daralıyordu. MIT'in hazırladığı Ergenekon şemasında lider kadro içinde gösterilen Orgeneral Eşref Bitlis'in 1992 yılında yaptığı konuşmaya kulak kabartalım. Terörle mücadele eden devlet, eğer gizli bir örgüt kurarsa başında bu işi kaybetmiştir. Devlet gizli örgütle, terörle uğraşmaz. Gizli örgüt kurarak uğraşmaz, yani karşı örgüt kurarak. Devlet yasal güçleriyle uğraşır. Bugün terörle uğraşan biziz. Devletin güvenlik kuvvetleri, yani herhangi bir örgüt, herhangi gizli bir teşkilat benden daha mı güçlü olacak? Peki efendim, dokunun ağızlarınızın yeniden kaldırılması gündeme geldi. Ne oldu, gelse ne olacak ya? Geçen dönem kaldırıldı da ne oldu? Aynı dönem Mehmet Ağar Emniyet Genel Müdürü oldu. MIT'in içinde ise kontrterör merkezi kuruldu ve başına Mehmet Eymür getirildi. Abdullah Çatlı'nın Mehmet Özbay adıyla İstanbul Emniyetinden silah ruhsatı talep etmesi, Sedat Bucağ'ın koruculuğu kabul etmesi hep aynı yılda gerçekleşti. 1993. Takdir önce alandır, sonra milletindir. Aynı yıllarda devletin içinde büyük bir yarılma yaşandı. Varlığına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tavır aldığı Gladio, karargahını ordu içinden polis teşkilatı içine taşıdı. Küçüklükte ben çelik çomak oynardım. Çok güzel çelik çomak. Ergenekon davası dosyasında ANAP'ın kurucularından, Turgut Özal'ın en yakın adamlarından Bedrettin Dalan'la jandarma istihbaratında görevli Tuğgeneral Levent Ersuz arasında yapılmış görüşmeye ait bir tutanak var. Bu tutanakta Dalan, Özal'ın kışkırtmasıyla Amerika silahlı kuvvetlerden ürkmeye başladı. Silahlı kuvvetlerin karşısına başka bir kuvvet kurma girişiminde bulunuldu diyor. Ve aynı tutanakta Özal'ın bu projeyle birlikte 30-40 civarında Fethullahçı polisi Amerika'ya gönderdiğini ve bu polislerin daha sonra Türkiye'ye döndükten itibaren polis akademisinde öğretim görevlileri olarak göreve başlatıldıklarını anlatıyor. Ben bir tane el bombasına küstüm. Körü üstte bir göz. İşte gelinen nokta. Kamera Ankara Zir Vadisi'nde bulunduğu iddia edilen bombaların görüntüsünü kaydediyor. Bir polisin itirafı kayıt altına alınıyor. Ataşit. Turgut. Ataşit. Daha dün evvel filmin Amerikan uzmanından kursun oldu. Abi Nursun 2000 liralık parası başka. Evet olacak herhalde. Poşetler, moşetler 2000 liralık kursun oldu. Bu muymuş? Sen 2000 liralık. Başsavcı olduktan sonra özellikle hemen hemen polis örgütünün bütün üst düzey yöneticileri bana güvenerek gelip işte polis içinde korkunç bir Fethullahçı örgütlenme başladı. Özellikle bunlar istihbarat şubesine, atama şubesine el attılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirilmesi doğrultusunda hareket ediyorlar. Bizim görüşümüze göre yakında Atatürkçü tanınan, Amerika'yı eleştiren, Fethullah Gülen örgütüyle mücadeleye girişmiş kim varsa onları lekelemeye çalışacaklar. Onlara hakkında bilgiler toplayıp yabancı servislere nakledecekler vesaire gibi duyumları ben ısrarla alıyordum. Emniyet teşkilatı içinde olabilir. Mülkiyede de olabilir. Ben bilemem ki onları. Ben organize etmiyorum ki, ben burada duruyorum. Pensilvanya'da duruyorum yani. Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşener'e ait olduğu iddia edilen yeni ses kaydı da internete düştü. Birazdan dinleyeceğiniz ses kaydı istifa eden eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşener'e ait. Karargahta üst düzey komutanlara hitaben konuşuyor. O kaydı kimin yaptığını bulmak için karargahta köstebek soruşturması başlatıldı. Dünyanın en büyük ordularından birinin karargahını hangi merkez dinleyebilir? Orgeneral Işık Koşener'in söyledikleri bunun ipuçlarını veriyor.
Bazı polislerimiz artık işi iyice azıya aldılar. Başınıza geliyordur, duyuyorsunuzdur. Hani asker olsun da ne olursa olsun bir atalım içeri hesap soralım gibi. Gladio'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yürüttüğü bu operasyon, küresel çapta yaşanan büyük bir savaşın önemli parçalarından biri. Buna 3. Dünya Savaşı'nın ön çatışmaları yorumunu getirenler de var. Bunu daha iyi anlamak için yeniden 1990'lı yılların ortalarına dönüyoruz. ...6 Ekim 1998 sabahı. Türk Silahlı Kuvvetleri 55 bin askerle Suriye sınırına dayandı. Çok zor olan geleceğe ilişkin umuda da... Abdullah Öcalan'ın kaçış serüveni başlamıştı. Suriye'nin Kavışlı ilçesinde bulunan Öcalan... ...12 Ekim'de uçakla Rusya'ya gitmek zorunda kaldı. Avrupa'da ülke ülke dolaştırıldıktan sonra Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliği'ne gönderildi. Öcalan'ın tüm bu seyahati CIA denetiminde gerçekleşti. Her devlet aleyhinde konuştu. Mesela Amerika hakkında pek fazla konuşmadı. Her devletin aleyhinde konuştu. Yani ona verilen bazı sözler vardı herhalde veyahut onun ümit ettiği bazı şeyler vardı. Amerika ile Türkiye arasındaki pazarlık Öcalan'ın Suriye'den kaçışıyla başlamıştı. Amerika, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde şekillenen kukla devlete engel olmamasını, hatta himaye altına almasını istiyordu. Pazarlıkta anlaşma sağlanınca 10 Şubat 1999'da Özel Kuvvetler Komutanlığı Kenya'ya bir ekip gönderdi. Operasyonun hazırlık çalışmalarını Genelkurmay Başkanı adına Harekat Başkanı Kor General Yaşar Büyükanıt yürüttü. Personel manevra yerlerine, tamam. Amerikalılarla görüşmeleri dönemin Özel Kuvvetler Komutanı, şimdi Balyoz davası sanığı olan Tümgeneral Engin Alan yürüttü. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. İmralı'ya getirilen Öcalan'ı Türk Silahlı Kuvvetleri adına sorgulayan ekibin başında Albay Hasan Atilla Uğur bulunuyordu. O da Ergenekon adı verilen davanın sanığı ve Silivri cezaevinde yatıyor. Sorgulamayı kitaplaştıran Albay Uğur, Abdullah Öcalan'ın "Bana inanın, bu oyunu hep birlikte bozalım" dediğini aktarıyor. Abdullah Öcalan, memlekete hoş geldin. Nasılsın, sağlık durumun nasıl? Ama ben gerçekten söylüyorum. Seviyorum ve Türkiye halkını da seviyorum, Türk halkını da seviyorum. Onlar için hizmet edeceğime inanıyorum. Fırsat verirse yaparım. Abdullah Öcalan, İmralı cezaevinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan görüşmelerden birini şu cümlelerle anlatıyor. Buraya geldiğimde Kıvrıkoğlu'nu temsilen gelenler vardı. O zaman dikkatimi çekmişti. Çok ürkeklerdi. Adeta kısık sesle konuşuyorlardı. Ben şaşırıyordum. Bir genelkurmay başkanını temsilen gelenler nasıl böyle korkar diye. Sonradan fark ettim ki Kıvrıkoğlu NATO'dan habersiz olarak bir şeyler yapmak istedi. Kıvrıkoğlu gerçekten kıvrak zekalıymış. Tehlikeyi görmüştü. Birlikte çözümden yanaydı ama izin vermediler. O ekibi tasfiye ettiler. Öcalan'ın NATO'dan habersiz olarak bir şeyler yapmak istiyordu dediği komutan, görevi sırasında Amerika'ya gitmeyen ilk ve tek Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçti. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu aksine Avrasya'nın iki dev ülkesi, Rusya ve Çin'e gitti. Bu ülkelerle savunma işbirliği anlaşmaları imzaladı. Beni ziyarete gelen pek çok Avrupa ülkelerinin büyükelçilerine şu soruyu sormuşumdur. Demişimdir ki, terör örgütüyle yaptığımız mücadelede pek çok silah ve teçhizat ele geçiriyoruz. Ele geçirilen bu silah ve malzemenin pek çoğu sizin ülkelerinize aittir.
Bu malzemeler nasıl oluyor da bu silahlar bu adamların eline geçiyor? Tabii bana bu konuda verecek cevapları olmamıştır. Görevi sırasında Batı ülkelerinin PKK'ya destek verdiğini sık sık dile getiren Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun yaşadığı soru işaretleriyle dolu bir olayı hatırlatalım. Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun Genelkurmay Başkanı olmasına aylar vardı. 1997 yılının 5 Kasım günü. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta Toros 97 tatbikatını gerçekleştiriyor. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu da katılmıştı. Tatbikat sırasında bütün fizik kurallarını alt üst eden bir şey oldu. Menzili 550 metre olan M16 tüfeğinin kurşunu 1,5 kilometre mesafedeki protokol çadırına ulaşmıştı. Yerden sektiği iddia edilen bir kurşun, protokol tribününde oturan Kıvrıkoğlu'nun kulağının yanından geçip hemen arkasında oturan Albay Vural Berkay'ı şehit etti. Resmi açıklamalara göre olay kazaydı. Eğer Orgeneral Kıvrıkoğlu hayatını kaybetseydi, Batı'ya daha yakın çizgideki Orgeneral Çevik 1'in Genelkurmay Başkanlığı yolu açılmış olacaktı. Türk ordusunda özellikle 91'den sonraki gelişmeler, 2003 Irak Savaşı bunu daha da keskinleştirdi. Türk ordusunda çok güçlü, derin bir Batı İttifakı karşıtı yapılanma olmasa da, formal bir yapılanma olmasa da bir zihin iklimi oluştu. Bunu inkar etmek mümkün değil. 2002'de Tuncer Kılıç'ın ifade ettiği yeni açılım bence böyle bir iklimde ortaya çıktı. Türkiye Avrupa Birliği'nden hiçbir milli menfaatini ilgilendiren hususta en ufak bir yardım görmüyor. Avrupa Birliği bilakis Türkiye'nin menfaatlerini ilgilendiren sorunlarına tamamen menfi bakıyor. Bu açık mesaj. Rusya da bir yalnızlık içerisindedir. Onunla birlikte Amerika'yı göz ardı etmeksizin mümkünse İran'ı da içine alacak şekilde Türkiye'nin bir arayış içerisinde olmasında fayda olduğumu belirtiyorum. Orgeneral Tuncer Kılınç bu sözleri 7 Mart 2002 tarihinde söyledi. Türkiye, Rusya ve İran'ın birlikte hareket etmesi gerektiğini söylerken Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteriydi. Bu tarihten yaklaşık 7 yıl sonra da Ergenekon soruşturmasında gözaltına alındı. Ergenekon soruşturmasında tutuklu yargılanan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için de Rusyacı, Avrasyacı tanımlamaları yapıldı. Bu tanımlamalara örnek olarak da Rus stratejist Alexander Dugin'le yakınlığı örnek gösterildi. Dugin'in Ergenekon soruşturması hakkında ilginç düşünceleri var. Ergenekon davası tek kutuplu dünya sistemini savunan, Büyük Orta Doğu projesini ortaya atan, okyanus ötesindeki Atlantik harekatına hizmet eden Batılı istihbarat servislerinin Türk vatanseverlere karşı açtığı bir davadır. Ergenekon dalgaları arasında yanlışlıkla gözaltına alınan bir isim var. Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz. Bir gazeteye verdiği demeç, Ergenekon davalarının özünü yansıtıyor. Gözaltına alınmasına çok şaşıran Kemal Gürüz, "Ben bir Amerikancıyım, dünya barışını Amerika sağlayacaktır" sözleriyle Ergenekon dalgalarını başlatanlara mesaj göndermişti. Türk ordusunun giderek Batı İttifakı'nın dışında Amerika Birleşik Devletleri ile savaşmaya hazır, Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini dile getiren insanların üst makamlara geldiği bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batılı müttefiklerin Türkiye'nin bu gelişmeleri izlemesi ve kaygı duyması çok normal. Çok normal. Çünkü bu gelişmeler sadece söylemsel bir şey değil. Türkiye'nin Batılı müttefiklerinin olaylara seyirci kalması düşünülemezdi.
Ergenekon silahlı terör örgütü üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan jandarma eski genel komutanı emekli orgeneral Şener Eruygur hakkında çok ciddi bir iddia gündemde. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tek kutuplu dünya düzenine geçildikten sonraki davranış modelleriyle hemen yanı başımızda Türkiye'yi parçalamaya yönelik bir politikanın içerisinde bulunduğunu, bu nedenle işte o stratejik ortaklıktan bahsedilemeyeceği gibi Türkiye'nin bölünmesine yönelik politikaların adeta bir merkezi haline geldiğini, bölgede bir sorun haline geldiğini ve eş zamanlı olarak aynı anda emekli orgeneral Şener Eruygur, emekli orgeneral Hurşit Tolon evlerine aynı anda eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Zanlıların genellikle Avrupa Birliği muhalifi ulusalcılar olması, bir kısmının Amerika'ya karşı Rusya ile yakınlaşmayı savunması acaba Avrasyacılar mı tasfiye ediyor sorusunu gündeme getirdi. Deniliyor ki ordu içinde Batı karşıtı bir akım oluşmuştu. Amerika vermedi, işlevini tamamlayan Ergenekon'un tasfiyesine onay verdi. Davanın özü budur. Yeniden yakın geçmişimizdeki önemli günlerden birine dönelim. 3 Eylül 1999 tarihine. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu o gün okyanus ötesini tedirgin eden bir açıklama yaptı. Bazı ülkelerde terörü kendi siyasi amaçları için bir vasıta olarak kullanmaktadırlar. Gazetecilere konuşan Orgeneral Kıvrıkoğlu 28 Şubat'ın gerekirse 1000 yıl süreceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun yaptığı açıklamadan hemen sonra tarihindeki en büyük tatbikatın hazırlıklarına başladı. Tatbikata kara, hava ve deniz piyade birliklerinden oluşan 13.500 asker katıldı. Tatbikatın adı Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun açıklamasına gönderme niteliğinde. Millennium Challenge. Türkçesi, bin yılın meydan okuması. Tatbikatın senaryosu şöyle. Hedef ülke, bazı deniz yollarını kontrol ediyor ve bir ada ülkesiyle de sorunları var. Aynı zamanda azınlık sorunları da olan bu ülkede büyük kayıplara yol açan şiddetli bir deprem oluyor. Aynı günlerde Uluslararası Mahkeme o ülkenin sınırlarını ilgilendiren olumsuz bir karar alıyor. Bunun üzerine ülke ordusu yönetime el koyuyor ve Uluslararası Mahkemenin kararına tepki olarak dünyanın en stratejik deniz yollarından birini abluk altına alıyor. Birleşmiş Milletler karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimiyle o ülkeye yaptırım uygulanmasını kararlaştırıyor. Arkasından Amerikan ordusu elinde kitle imha silahları bulunduğu varsayılan hedef ülkeye karşı sinir merkezlerini tahrip eden bir hava saldırısına girişiyor ve önemli şehirlerini 96 saat içinde işkal ediyor. Topladılar Çetin Doğan Paşa ve arkadaşlarını, götürüyorlar. Bana da öyle geldi ki sanki Türkiye bir işgale uğramış, işgal kuvvetleri evet. Bizim generallerimizi alıp götürüyorlar diye. Yani aslında bu yapılanlar işgal ordularının yapacağı şeyler. Bu tip kararlar işgal altındaki devletlerde çıkarılacak. ...2004 yılında kitap evlerinde boy gösteren bir kitabın kapağında şunlar yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi vurdu. Bombardıman sürüyor. Kıskaç daralıyor. Büyük bir propagandayla ilk bir ay içinde 200 bin adet sattırılan kitabın 22. sayfasında şöyle yazıyor. Onların beyinlerindeki tüm imajlar hızla yıkılmalı ve kimse direnmeyi aklına bile getirmemeli. Türk halkının beyinlerinde şöyle bir imaj var.
Amerika'ya rağmen dünyada bir şey yapılamaz. Amerika dünyada istediğini yapar. Amerika Türkiye'de istediğini yapar. Türkiye Amerika'nın istekleri dışına çıkamaz. Bu Türk halkının beyinlerine yer etmiştir. Madalya bu. İşte buyurun. Madalya bu. Bu değildir. Bu demir parçası değildir. Gazilerimiz madalyalarını yerlere atıp çiğniyor. Madalya bizim için budur. Subaylarımız intihar ediyor. Anne vatan sağ olsun bana. Vatan sağ olmasın böyle vatan. Çuval askerimizin kafasına artık Süleymaniye'de değil, Beşiktaş'taki özel görevli mahkeme eliyle kendi topraklarımızda geçiriliyor. Maalesef Türkiye'de dikta rejimi hevesindekilerin heveslerini destekleyen İstanbul'da özel yetkili bir mahkeme türü türemiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yeteneği birbirini izleyen ağır darbelerle zayıflatılıyor. Komutanlarımızın morali bozuk maalesef, maalesef. Komutanlarımızı hep içeri atıyorlar, morali çok bozuk komutanlarımızın. Oğlunuz nerede şehit olmuş? Oğlum Kuzey Irak'ta, kara harekatıyla oldu. 2008'de yavrum şehit oldu. Başınız sağ olsun Türklerden ne bileyim. Komutanlarımızı da doldurdular içeri. Olur tabii, komutanlarımızı da aldılar içeri. PKK'ya kurşun çıkan bütün askerleri tutukladılar. Kim varsa böyle anlaştılar. Dünyada böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış, böyle bir uygulama hiçbir dünya devletinde yoktur. Bugün Türkiye'de savaş çıksa bütün generaller, bütün amiraller, bütün askerlerin en büyük başları hepsi cezaevinde. Gerçekte Türk milletine açılmış bir savaştır. Bu savaşta Sakarya Savaşı çok öğreticidir. Sakarya Savaşı'nda bu ordunun %40'ı kaçmış. İlginçtir ki %60'ı da savaşmıştır. Biz savaşan dedelerin torunuyuz. O savaşta kaybedenlerin torunuyla savaş şimdi başlıyor. Aşk krevi başladı. ...1992 yılının Ekim ayı. NATO, Akdeniz'de kararlılık gösterisi adlı bir tatbikat yapıyordu. Tatbikatta gerçek mermiler kullanılmıyordu. 2 Ekim Cumartesi gece yarısı. Personelin uyuduğu saatler. Tatbikata katılan Türk zırhlısı muavenetten patlama sesleri duyuldu. Amerikan uçak gemisi Saratoga'dan ateşlenen iki güdümlü mermi muavenet gemisini vurmuştu. Mermilerden biri Türk bayrağının dalgalandığı kaptan köşküne, diğeri savaş harekat merkezine isabet etmişti. Saldırıda 5 seçkin subayımız şehit oldu. Olayın kaza olduğu iddia edildi ve üzeri kapatıldı. Bu olayın kaza olması çok zor. Yani... Buna hiç kimse kaza diyemez. Biz rahmetli Eşref Bihlis Paşa da biliyorsunuz o tarihlerde bizim vurulmuş tarihimizden sonra bir artık sabotaj deniyor, öldü. Muavenet zırhlısının vurulması ilk eylemli uyarı oldu. Orgeneral Eşref Bihlis'in öldürülmesi, bin yılın meydan okuması tatbikatı, Süleymaniye'de askerlerimizin başına çuval geçirilmesi ve Silivri davaları. Düşman, Türkiye'nin barışçı yoldan dize getirilemeyeceğini saptamıştı. Türk ordusunun morali ve kararlılığı zayıflatılmalıydı. Ha buradan terör örgütü üyeleri ellerini kollarını sallayarak giriyorlar ve benim bu personelim, yani vatanları için canını vermeye hazır personelim, silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Benim personelimin moralini zayıflatmak demek, benim caydırıcılık vasfımı zayıflatmak demek. Türk ordusuna yönelik psikolojik savaş, hakim tepeleri bile etkilemiş görünüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bir suç örgütü değildir. Yerli basın mensupları.
dünyanın ilk ulusal kurtuluş savaşını vermiş ve bu savaş içinde oluşmuş bir halk ordusu neden terör örgütü damgası yedi? Hala şu psikolojik harekat, asimetrik psikoloji. Sizi asimetrik psikolojik harekatı yapan Amerika Birleşik Devletleri. Öcalan Ergenekon üyesidir. Ergenekon terör örgütünün. Ergenekon yapılanması terör örgütü özelliği taşıyor. Ergenekon terör örgütü davasının. Aralarında emekli komutanlar, gazeteciler ve eski rektörlerin bulunduğu 118 sanığın silahlı terör örgütü kurmak. Ergenekon terör örgütünün PKK, Dev Sol, Dev Yol ve Hizbullah'la bağlantısıydı. Yine S1 suikastimi iddiası gündemdeydi. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Ergenekon terör örgütünün üyesi olduğunu ifade etmişti. İddia olunan Ergenekon terör örgütünün amaçları doğrultusunda binbaşı, emekli orgeneralle, emekli albay, yüzbaşı. Ergenekon yapılanmasına, Fırat Akşehir'i, TSK'nın içerisinde yapılanmıyor. Zaten Ergenekon demek TSK'nın demek ki. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırısından hemen sonra bütün dünyada cadı avına başladı. Amerikan varlığına karşı olanlar vardı ve bunlar teröristti. Önce Afganistan'a saldırdı, sırada Irak vardı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki Türk hükümeti bu saldırıya karşıydı. Ve öteden beri bu Irak'a yönelik bir askeri harekatın doğru olmayacağını söylüyoruz. Savaşın Irak'ın bölünmesiyle sonuçlanacağını, bununsa Türkiye'nin bölünmesine yol açacağını görüyorlardı. Türk devleti her kademesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yu kontrol altına alma stratejisinin önünde engeldi. Her ülkenin uygun bulduğu koşullarda bize yardım etmesini istiyoruz. Bazıları bunu açık bir şekilde, bazıları gizli bir şekilde yapacaklar ama her türlü destek bize yardımcı olacaktır. Kamuoyuna açıklanmış olanın dışında başka bir şekilde destek görüşülmemiştir. Amerikalı yetkililer Ankara ziyaretlerinden elleri boş dönüyorlardı. 50 yıllık müttefikleri Orta Doğu'yu kontrol altına alma planında yanlarında yer almayı reddediyor, hatta eylemli olarak engellemeye çalışıyordu. Kaygım şu, Amerika Birleşik Devletleri bizi o harekata katılmamızı istemese bile veya bunu gerek görmese bile bir askeri harekat ister istemez Türkiye'de büyük zararlar verecektir biz. Bu harekatta yokuz desek bile, ki öyle dememiz gerekir. Her bir buluşmamızda, her vesileyle biz bir Kürt devleti kurulmasına karşıyız deseler de fiilen öyle bir devlet kurulma yoluna girdi. Çünkü bunu resmileştirmek yoluna gidilecek olursa tabii çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkar. Elbette biz bu konuda çok olumsuz gelişmeler ortaya çıkmaya başlarsa tedbirlerimizi alacağız. Ecevit'in bu sözleri, Türkiye'nin olası bir çatışmayı göze aldığını gösteriyor. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurulması savaş nedeni ilan edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki adı konmamış savaş şiddetleniyordu. Bu savaşın en önemli dönemlerinden biri 2002 yılında yaşandı. AKP'nin iktidara Gül'ün Cumhurbaşkanı'na taşınması operasyonu bir süper NATO operasyonu. Amerikan operasyondur. Bir yani renkli devrimdir. Turuncu devrimdir. Paramızı istiyoruz. Paramızı istiyoruz. Bıktım. Artık yeter. Gel buraya bayan. Paramızı istiyoruz. Bayan. Önce ekonomik kriz,
Ardından Ecevit'in tasfiyesi ve DSP'nin bölünmesi. Ardından Tayyip Erdoğan'la şiir gibi anlaşan Orgeneral Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanı yapılması. 2002 yılında yapılan turuncu darbeyle Ecevit hükümeti devrildi. Türkiye bir tertiple erken seçime götürüldü. Amerika'nın ılımlı İslam modeline uygun bir parti iktidara getirildi. 2001 tarihinde partimizi kurarken Bilkent'te ilk toplantımızda bir ifade kullanmıştık. O şuydu: AK Parti bir Türkiye markası değil, bir dünya markası olacak demiştim. Dünya Markası Parti'nin ilk görevi Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesine katkı sunmaktı. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. 1 Mart 2003'te meclisin gündemine Amerika'nın Irak saldırısına kuzeyden cephe açmak amacıyla tezkere geldi. Yabancı silahlı kuvvetler 6 ay süreyle izin verilmesini arz ederim. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan. Tezkereye göre toplam 80 bin Amerikan askerinin 40 bini Irak'a girecek, 40 bini de Türk topraklarına yerleşecekti. Silopi ve Mardin'de askeri üsler kurulacaktı. Trabzon, Mersin, İskenderun ve Taşucu limanları Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımına verilecek, Sabiha Gökçen, İncirlik, Malatya, Muş, Diyarbakır ve Batman havaalanlarına 275 Amerikan savaş uçağı konuşlandırılacaktı. Bu, Türkiye'nin güneydoğusunun on binlerce Amerikan askeri tarafından işgal edilmesi anlamına geliyordu. Dört arkadaşımız deseydi ki ben 1 Mart tezkeresine taraftarım. Geçmez. O zaman bugün Türkiye'nin güneydoğusu bir Filipinler olacaktı. 10 bin, 30 bin Amerikan askeri bugün Güneydoğu Anadolu'da olacaktı. Tezkerenin önemli maddelerinden biri de Irak'ın kuzeyindeki Barzani ve Talebani'ye bağlı birliklerin silahlandırılmasıydı. Üç ayrı federatif devletin, işte yukarıda Kürdistan'da bir devlet. Amerika hemen güney sınırımızda ileride bize karşı kullanacağı büyük bir ordu kurmaya başlamıştı. Amerikan Genelkurmay Başkanı Richard Myers, Washington'da düzenlediği basın toplantısında Kuzey Irak'ta bir miktar Amerikan askeri bulunduğunu söyledi. Myers, birliklerin yerini belirtemeyeceğini ancak az sayıda Amerikan askerinin Irak'ın kuzeyinde olduğunu açıkladı. Ancak meclis tezkereyi reddetti. Türkiye'nin milli kuvvetleri büyük bir zafer kazanmıştı. Amerika'ya güvence vererek iktidara gelen Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğansa Amerikan ordusu gibi sıkıntılı günler yaşıyordu. Saddam tabii bu gecikmeden bana göre cesaret alıyor, fakat bu onu cesaretlendirmemeli. Tam aksini, çünkü Amerika da şu anda yola çıkmış vaziyette. Yani güneyde bir defa hazırlıklarını ciddi manada bitirmiş vaziyette. Irak'a kuzeyden cephe açılamayınca saldırı gecikmişti. Tezkerenin mecliste kabul edileceğini umarak İskenderun limanına gelen Amerikan askerleri gerisin geri dönmek zorunda kalmıştı. Amerika'nın Irak'a saldırı hazırlığı zaafa uğramıştı. Amerika'nın istekleriyle Anadolu'nun direnci burada çatışma noktasını ortaya getirecek. Her ne kadar televizyon yayınlarına baktığımız zaman zannediyoruz ki Türk halkının beyinleri hemen işgal edilecek. Ama öyle bir şey yok. Anadolu'ya gidip halkla konuştuğun zaman o yayınlar başka bir yerde. Bizim Anadolu'nun insanı başka bir yerde. O Anadolu'nun insanının iktidarı o Anadolu'yu yönetmeye başladığı zaman önümüze farklı bir senaryo çıkacak. Amerika buyuran, Türkiye doyuran olmayacak. Eşit iki devletin birbiriyle ilişkiler olacak. Eğer eşit iki devletin birbiriyle ilişkilerini Amerika hazmedemezse bir çatışma kaçınılmaz olabilir yani. Ülkenin her tarafını işgal edebilirsiniz ama bu halkı işgal edemezsiniz.
ve bu halkı sindiremezsiniz. Irak saldırısı ve tezkerenin reddine çuvalla karşılık verilmesi kamuoyunu derinden etkilemişti. Ne yaptın? İlginç yerimiz burası. Bodrum'a gelen, sık sık gelen Amerikan gemindeki askerler hem burada esnafı rahatsız ediyorlar, taşkınlık yapıyorlar. Ben de bu katillerin dükkanıma girmesini istemediğim için pankart yazdım. Emniyet güçleri pankart asmasını engelledi. Ve bütün esnaf arkadaşlarımızı... Ne yazıyor pankartta? Katil ABD askeri giremez. Amerikan karşıtlığı yükseliyor, Avrasyacılık fikri kuvvet kazanıyordu. Türk halkının Irak'ın kuzeyinde yeni bir devlet oluşumuna, Kıbrıs'ta Annan planına ve Ermeni soykırımı iddialarına karşı mücadelesi Amerika'yı kaygılandırıyor. Türkiye! Yaşasın Türkiye! Türkiye'ye Sevir Anlaşması'nı bastıra bastıra uygulamak davası vardır. Yakın tarihimizde yaşanan gelişmeleri aydınlatan çok önemli bir belgeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Meclisin 1 Mart tezkeresini reddetmesinden 21 gün sonra. Takvim yaprağı 22 Mart 2003'ü gösteriyor. Amerikan Büyükelçisi Robert Pearson, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'na bir kripto, yani gizli rapor gönderiyor. Amerikan çıkarlarına karşı çıkan Orgeneral Aytaç Yalman, Şener Eruygur, Çetin Doğan, Hurşit Tolon, Fevzi Türkeri, Tuncer Kılınç ve Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün emir ve talimatlarını uygulamıyorlar ve her an Orgeneral Özkök'e muhtıra verebilirler. Bu orgenerallerin tutum ve davranışları Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarının sürdürülmesinin önünde engel oluşturuyor. Kameralar kayıtta. Kepçeler çalışıyor. Yer altına konulan cephaneler aranıyor. Diğer taraf da aynı idare. Oradan da çöp çıktı. Orası da büyüdü. Tutmuyor müdürüm. 16 adım falan tutmuyor. Sadece mantık tutuyor. Tuvaletten buraya da 20 adım falan geliyor. 16 adım tutmasa da olur. Merdivenden burası da 160 adım. 160 adım. 0 eksik. 0 unuttu mu Can abi? Nerede aynen? Ne bulacaklarını biliyor gibiler. Gördüm, biz dozerle bulamıyoruz kardeşim. Dozerle bulamıyoruz. Hukuk süreci tıkır tıkır işliyor. Kamera, buraya bak. Merak buyurmayın, kamera kayıtta. Şurası şey mi sanki bana? Şurası? Hareket ediyor mu? Bir dakika, öyle hareket etmiyor. O zaman eğilip bakacaksın yere. Anladın mı? Gözüne bir bak. Gazeteyi koy, yere kafan gelmesin. Gazete var, bak gazeteyi koy. Ne bulacaklarını biliyor gibiler. Çubuk gibi, bıçak gibi bir şey lazım abi. Kamera. Merak buyurmayın. Kamera kayıtta. Kamera. Evet. Gel bakayım. Bakalım neymiş. Bu ne? Fikrin yok. Davayı delillendiriyorlar. Ne gidiyor buradan? Var. Hissettim ya, var işte. Nereden çıktı bu? Muhammed'den çıktı. Allah'tan çıktı. Hiçbir fikrim yok. Bir şey soracağım. Bu ne? 2 gün önce... Tozu mu? Toz. 2 gün önce 2 tane polis arabası gelmiş kapının. Onun nedeni neydi? Ben yok. Ne için gelmişti? Ben bir Yalova'da kaldım. Bakıyor musun? Bakıyorum. Bir tane polis arabası gelmiş ya, hırsızlık olduğunu falan söylüyor. Ha, hırsızlık olmuş. He? Ekstaz yap. Ekstaz yap. Var mı herhangi bir şey şu anda araba? Ne bulacaklarını biliyor gibiler. Evet, kamera. Kamera gel. Merak buyurmayın. Kamera kayıtta. Bir bakıyoruz. Şapkadan tavşan çıkıvermiş. Çak nerede bu bakalım? Çak. Çak ufak çak. Nereden çıkıyor? Memur bey mutluluk içinde gülümseyi veriyor. Hukuk süreci tıkır tıkır işliyor. Kameralar kayıtta. Sen onlara boş ver abi. Şimdi şunlara bakalım. Hepsini açacağım. Onların da hemen hemen ateşle bakarsın. Sunum aralar hep aynıdır. Aynı zaten. Kafirin numarası da büyük ihtimal aynıdır. Öyle mi? Tabii büyük ihtimal aynıdır. Kafirin numarası da aynı çıkartıyor. Hukuk sürecinin sonuçlanmasını bekleyenler merak etmesin. Yani adam diyor ki, zimserileri de buldum olay yerine diyeceksin. He, onu yok canım, buraya yazıyor. Zavallardan buraya geldi. İnşaatları buraya geldi. Bak, ne sorun sana başladı? Şu
Şu malzemeleri yazıyoruz. Biz kendimiz için yazıyoruz. Kendiniz için ne yazsın? Olmaz ya oğlum. Adam diyecek ki çatıya bilgisayar mı çıkardın diyeceksin. Yani olay yere alınan... Ortada bir soruşturma yok. Dava yok. İddianame yok. Ama bu polis memurları soruşturmanın adını bile biliyor. Hukuk süreci tıkır tıkır işliyor. İşimizi sağlamadım. Eşeğimi sağlamadım. Nasıl yoksa? Ses yok değil mi? Sesler yok. Sesler hallediyorsunuz değil mi sonra? Sesler hallediliyor. Artık ne konuştukları duyulmuyor. Rahatça delillendirebilirler. Polis en uzun evlatlarla dosyalarla birlikte şu anda derneğin merkezinden ayrılıyor. Kameralar kayıtta. Teröristler yakayı ele veriyor. Sabahın erken saatlerinde kaçmak üzerelerken enselerinden yakalanıyorlar. Beşiktaş'a getiriliyor, sırayla cesur savcının huzuruna çıkartılıyor. Adam aşağı, aşağı. Kelepçeleniyor, çuvallanıyor ve doğru cezaevine gönderiliyorlar. Yaklaşık 7 saat süren savcılık sorgulamalarının ardından bir binbaşı... Hukuk süreci bağımsız yargı eşliğinde tıkır tıkır işliyor. Abicim bir çekil ya. Kameralar kayıtta. Adliye binasının duvarlarına asılan bir suç kanıtı olay yerinden kaçırılırken görüntüleniyor. Alcım hani bitirme abicim. Aydınları bizim içeri tıktığımızı söylüyorlar. Bizim içeri tıktığımız bir tane aydın. Bu şapkayı Nazım Hikmet'tir. Biz bugün yurtsever aydınlar olarak Silivri Cezaevi'nin önündeyiz. Türk tarihine küfredercesine adına Ergenekon denilen ve ABD tertibi Türkiye'nin yurtsever aydınlarını hedef almıştır. Gerçek hedef Türk milletidir. İnsanlık tarihinde eşine az rastlanır bir hukuk skandalına, zalimce bir insan hakları kıyımına tanık olmaktan utanç duyuyoruz. Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'e ait olduğu ileri sürülen ses kaydıyla ilgili soruşturma sürerken bugün yeni bir kayıt daha ortaya çıktı. Biz milletin ordusu, bunu da öğreniyoruz. Onun bunun paralı askeri bilinmesi ordusu biz olamayız. Biz bunun için asker olduk. Onun için bu görevi seçtik. Biz bu fedakarlar kalkıyoruz. Biz milletin ordusuyuz. Milletin ordusu olduğumuzu da her zaman göstermek durumundayız. Dinlediğiniz ses kaydı, istifa eden Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşener'e ait. Karargâhtaki bir toplantı sırasında gizlice kaydedilmiş. Kamuoyu, yetkili kurumlar ve köşe yazarları hukuk sürecinin tamamlanmasını beklerken düşman karargâha kadar sızmış. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşener'in internetten yayınlanan ses kaydı gündemi sarstı. O kaydı kimin yaptığını bulmak için karargâhta köstebek soruşturması başlatıldı. Hukuk sürecine delil yetiştiren, bu uğurda karargâha kadar sızan düşman kim? Amerikan Büyükelçisi Pearson'ın Washington'a gönderdiği gizli rapora yeniden dönelim. Bu üst rütbeli subaylarla ilgili özel kaynak verileri kripto olarak gönderilmiştir. Bu dosya için veri toplamaya devam ediyoruz. 17 no'lu klasördeki bilgi ve belgelerin incelenerek değerlendirilmesinde büyük yarar vardır. Yaşar Büyükanıt hakkındaki bilgi ve belgelerin Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılmasının onayı gerekmektedir. Gelişmeler ışığında veriler değerlendirilecektir. Klasörlerin içeriğinin tensibi ve uygulanması için 500 kişilik özel personelin devreye sokulması gelişmelere göre değerlendirilmektedir. Onay bekliyorum. Bugünkü gelişmeler gösteriyor ki Amerikan Büyükelçisi Pearson Washington'dan beklediği onayı aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne boyun eğmeyen komutanlarla ilgili bilgiler toplandı ve dosya halinde
Recep Tayyip Erdoğan'a verildi. Anlaşılıyor ki bu dosyalar Dolmabahçe'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın önüne konuldu ve generallerin esir alınmasının önü açıldı. Sayın Atak Bey'e soruyorum. Genelkurmay Başkanları eski İlmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, Başbuğ neden konuşmuyorlar? Artık bunlar emekli diyor ki şey konuştu geçenlerde. Yani bu oyunun içinde olunca niye konuşsunlar ki? Oo bak önemli. Oyun içinde olan niye konuşsun? Bence bir tasfiye hareketine onlardan da onay verildi. Yani şu anda anti Amerikan ne kadar general ve diğer subay varsa Silivri'de o yani o bir tasfiye kararıysa onların da onayıyla olmuştur diye bakıyorum artık ben. Türk ordusuna yönelik operasyon bizzat Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürütüldü. Aydınlık dergisinin haberine göre 18 Şubat 2008 günü Esenboğa Havaalanı'na inen 35 kişilik CIA heyeti Amerikan Büyükelçiliği yakınındaki bir binaya yerleşti. Ekip operasyonları Amerika'nın Türkiye'deki en üst düzey askeri temsilciliği bünyesinde yürüttü. Yapılan operasyon Amerika Birleşik Devletleri askeri istihbaratının operasyonudur. Amerikan ordusunun Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir saldırısıdır bu yapılanlar. Geri kalan üniforma giysin ya da kravat taksın, ayak işlerini yapıyorlar. Amerikalıların ayak işlerini yapmaktadır. Şu şeyi Ergen Akın'ın çekirdek kadrosunu saydın. 11-12 kişi bir kadro. O kadroyu birden tekrar sayar mısın? Ben çekirdek kadro olarak İsmail Hakkı Karadayı'nın, Necip Toruntay'ın, yani hiyerarşiyi tabii çizemiyorum da, tanıdığım şimdilik isim olarak ama toplam olarak bunlar kara kuvvetleri falan karışık, deniz kuvvetlerinde Güven Erkaya vardı, pardon. İddianamede olsun, polis sorgularında olsun, bize söylenen hep şudur. Tuncay Güney'in samimi beyanları. Zekeriya Öz'ün samimi adamı Tuncay Güney. Bir de Osman'ın var. Koskoca Atatürk'e İngiliz piçi diyen. Bakın güvenilir inanılır adamlar iddianamenin bunlar. Atatürk'e İngiliz piçi diyen alçak ve Tuncay Güney. Bunlar samimi. Dürüstlük simgesi Zekeriya Öz'ün iddianamenin. İdolleri, kahramanları. Bizim kahramanımız Atatürk, onların kahramanları işte bu Tuncay Güney'ler, Osman Yıldırımlar falan. Bu Tuncay Güney'e bu savcılar çok yakışıyorlar. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Ergenekon yapılanmasını. Bu Ergenekon yapılanmasını. Fırat Erkek. Askeri. Evet. KSK'nın içerisinde yapılanmasını. Zaten Ergenekon demek KSK'nın içerisinde demek. KSK'nın bir tanesi. Ergenekon'un bir tanesi. Amacı ilk şimdi doğuştuktu. Ondan sonraki kuruluş amacı... Bu şema, Türk ordusunun hizadan çıktığı tespiti yapıldıktan sonra hazırlandı. Şemanın terörist başımakamında 28 Şubat'ı 1000 yıl sürdürme kararlılığını ilan eden Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu bulunuyor. Türk ordusunun 1000 yıllık meydan okumasına Amerika'nın verdiği yanıt. Balyozların bir kaksa biri başımıza inse de. Muazzam askerler şu an Aslan askeri cezaevine giriş yapmak üzereler. Çekilir misin? Muazzam askerlerin girişini izliyorsunuz. Silivri ve Hastal esir kampları. Gazeteci yazar Fikret Otyam'ın deyimiyle 5. Ordu Komutanlığı. Burada yüzlerce general, amiral, kurmay ve her rütbeden subay yatıyor. Tarih zulüm üreten mahkemeleri unutmamıştır. Engizisyon mahkemeleri vardır tarihte. Sokrates'i asan idamı mahkum eden Atina mahkemeleri vardır. Yine yakın zamanda Hitler'in mahkemeleri vardır. Bütün dünyada bir olağanüstülük varsa zalimler kendilerine uygun mahkemeler kurdurmuşlardır ve o mahkemelerle toplumları susturmuşlardır. Maalesef Türkiye'de dikta rejimi hevesindekilerin heveslerini destekleyen
İstanbul'da özel yetkili bir mahkeme türemiştir. Aydınları bizim içeri tıktığımızı söylüyorlar. Bizim içeri tıktığımız bir tane aydın yoktur. Bunların aydın dedikleri karanlık işlere karışma zannıyla yargı tarafından şu anda içeridedir. Bayrağımıza sararak kara toprağa uğurluyoruz. Bu düşmanlığı bize kim yapıyor biliyor muyuz? Dağlıca Aktüt'ün karakol komutanı Albay Onur Direğin 12 şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili anlattıklarına kulak kabartalım. Peki orada Amerikalı askerlerin olduğu yolunda bir iddia ortaya atıldı. Evet, İki Amerikalı vardı falan diye. Yani öyle bir şey olacağını, öyle bir şey ben duymadım ama ben şunu duydum mesela. Çatışmadan böyle 20 gün önce mi, 15 gün önce mi, başkaları da duydu bunu. Teröristler kendi aralarında konuşurken dediler ki, havada bir helikopter var suyun öbür tarafında, hatta öyle dediler, suyun öbür tarafında, bu bizim midir onların mıdır dediler. Allah Allah. Vallahi billahi bakın, bizim midir onların mıdır, biz hatta ne diyor ya bunlar, şaşırdılar filan dedik. Sonradan Irak içinde bir helikopter hareketi olduğunu gördüğümüzü hatırlıyorum, tam emin değilim buna, o tepede o sırada. Yani bir Amerikan helikopteri PKK'lılara lojistik destek mi verdi? Yani tabii biz Amerikan helikopterinin sadece bölgede bulunduğunu söyleyebiliriz. Destek mi sağlıyordu yoksa orası Amerika'nın de facto kontrolü altında olduğu için Amerikan helikopterinin orada gezmesi bir anormallik değildir normal şartlarda. Yani bizim onların mı deyince enteresan değil efendim? Mi bu? Bizim mi onların mı? Ha, bu tabii yani. Bu çok önemli gösterge bence. Bizim mi onların mı? Bir de bunlar İngilizce tabirler aralarında kullanmaya başladılar. Parti yapmak. Böyle biz hatta diyorduk bizim teröristler yani işi gücü bırakmış İngilizce mi çalışıyor falan. O gün Aktüt'ünde 12 şehit verdik. Siirt'te, Hakkari'de, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Hatay'da, Muş'ta. 30 yılda 30 bine yakın gencimizi kara toprağa uğurladık. Bu düşmanlığı bize kim yapıyor? Yoruldukça dinleniriz, yorulmayız. Biz korkmayız. Biz bitmeyiz. İmansızlar, hainler, kafirler, kirli siyasetin kirli yöneticilerine sesleniyorum buradan. Şimdiye kadar ateş düştüğü yer yakar dediler. Bu ateş düştüğü yerde kalmamalı. Hepimizin ocağında yanmalı, hepimizin bacasında tütmeli. Doğrusuna bu değil mi kardeşim? Eline kına yakarak cepheye gönderdiğimiz oğullarımız şehit düşüyor. Askeriye de moral kalmadı. Şehit. Askeriye onun için şehit oluyor. Moral kalmadı askeriye de. Ya komutanlarımız? Onlar Silivri'de hastaldı. Biliyoruz. Ordunun komuta kademesi sizde Ergenekon korkusu sarmış. Başta söylediğimiz gibi her açıklama beyhude. Şehitlerimiz bizi yaptıklarımız ve yapamadıklarımız için affedin. Ruhunuz şad olsun. Yaşasın! Vatan! Yaşasın! Türk milleti! Yaşasın! Vatan! Yaşasın! Türk milleti! Düşmanımız bizi ordusuz bırakmak istiyor. Bütün orduyu sanki dinsiz gibi gösterip yok Fatih Camii'ne, Süleymaniye Camii'ne efendim gidecekmiş, toplayacakmış, oradaki cemaati bombalayacakmış. Böyle bir şey düşünenler çok özür dilerim, şerefsizdir ya. Evet.
Bunların kafalarına seminer kadar taş düşsün be. Ayıptır ya. Bugün orada Irak'taki durumu görüyoruz. Ordusu yok. Saddam'ın heykellerini çektiler böyle halk. Ordu. Yahu başka ordu yok hanımefendiler, beyefendiler. Ey koca millet. Başka ordu yok. Türk Silahlı Kuvvetleri ya. Bu peygamber ordusu denilen şey bizim evlatlarımız. Niçin yıpratıyoruz bunu? Ne murat ediyoruz bundan? Ne olacak? Yıpratacaksın da eline ne geçecek? Ne geçecek? Söyler misiniz bana? Başka ordu yok. Bu canımızı, malımızı, ırzımızı hepimizin ama hepimizin ayrı garip yok. Koruyacak bu ordu, müşallı ordu. Mazisi ve tarihi insanlık tarihiyle başlamıştır. Bu Atatürk'ün ordusu, Cumhuriyet ordusu. ...90 yıl önce Polatlı'ya kadar gelen düşman... ...şimdi meclise 500 metre mesafeye kadar sokuldu. Öyle bir düşman ki... ...telefonları dinliyor... ...Genelkurmay karargahının içini gözetliyor. Silahlı kuvvetlerimizin mühimmat araçlarına el koyuyor... ...ve hatta kozmik odalara giriyor. Öncü kuvvetlerini Habur kapısından savaş hattına sürerken, ülkemizin bütünlüğünü korumak için görev yapan general ve amirallerimizi zindanlara attırıyor. Türkiye ile Amerikan kuvvetleri arasındaki çarpışmalar Silivri önlerinde sürüyor. Kahramanları İntihar eden bir millet ayakta kalamaz. Kahramanları intihar eden bir ordu savaşma yeteneğini kaybeder. Kahramanları intihar eden bir ülkenin yargısı başka bir büyük devletin infaz memuruna dönüşür. Şu anda Türk yargısı Amerika Birleşik Devletleri'nin infaz memurluğu durumuna dönüşmektedir. Manzara budur. Eski YÖK Başkanı ben sapına kadar Amerikancıyım diyor. Aslında bu sayın mahkemenize bir dilekçedir. Türk yargısına bir dilekçedir. Koskoca bir YÖK Başkanı ben suçsuzum Amerikancıyım karıştırmayın beni. Vatanseverlerle, bağımsızlıkçılarla diyorsa Türk Ceza Kanunu değişmiştir. Hürürlükte olan madde şudur. Amerikan devletinin çıkarlarına ve emellerine karşı fiiller mi işliyorsun? Hatta bırakalım fiilleri zihninde. Amerikan devletinin Orta Doğu çıkarlarına karşı bir tavır ve şüphe mi var? Suçlusun. Burada katledilen bir cumhuriyettir. Burada boğulan koskoca tarihin en büyük milletlerinden biri olan Türk milletidir. Onun bağımsızlığıdır, egemenliğidir. Atatürk devrimidir. Atatürk'ü boğuyorsunuz. Utanın, sıkılın. Kızarmıyor mu yüzünüz? Bakmıyorum sizin yüzünüze. Kızardığınızı görmek istemiyorum. Ezilmenizden utanıyorum. Kimse vatanseverliği mahkum edemez. Hiç böyle bir kabiliyet, hiçbir kimsede böyle bir güç görmüyorum. Ayak altında kalır. Bunu da ilan ediyorum. Vatanseverliği mahkum etmeye kalkanlar Türk milletinin ayakları altında kesinlikle kalacaklardır. Yazın bunu bir yere.